Cümleten selamlar arkadaşlar. Ben Serkan Yalkın. Borsa Hisse Analiz YouTube kanalından hepinize selamlar, sevgiler. Öncelikle SPK tarafından yayınlanması istenen yasal uyarıyı herkes gördüyse yasal uyarımızı yavaştan kaldırıyoruz. Cümleten selamlar, sevgiler diyerek her hafta olduğu gibi haftalık analizler videomuzu yayınlamaya alacağız. Öncelikle bu hafta önemli haberlerde Euro bölgesinde tüfe verilerini alacağız. Orada tüfenin de yine gerilemeye devam ettiğini göreceğimiz bir hafta olacak. Pazartesi günü itibariyle. Perşembe günü Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz kararı olacak. Faiz kararı beklentisi piyasalarda yine faizin artacağı yönünde bir beklenti var. Benim de beklentim aynı şekilde. Ben faizlerin yine bir 500 bas puanlık bir artış olabileceğini ve %20'lere kadar faizi arttıracağımızı düşünüyorum. Bu bölgede bilginiz olsun arkadaşlar. Faiz arttırımları bir müddet daha devam edecek gibi gözüküyor. En azından şu önümüzdeki 2-3 aylık süreçte biraz daha faiz arttırımlarının devam edeceği gözlemleniyor. Politika faizinin yükseldiğini önümüzdeki günlerde göreceğiz. Yine piyasalarda ÖTV zamları var. Petrol tarafında gelen ÖTV zamları dikkat çekici. Yine doğalgaz tarafına gelen ÖTV zamları da dikkat çekici oluyor. Karşımıza dikkat çekici olarak ciddi zamlar geldiğini söyleyebilirim. İşte ekonomik sıkılaşmanın getirdiği ilk adımlardan bunları tabii daha önümüzdeki süreçte daha da artarak yaşayacağız. Yani sadece petrol tarafında değil, diğer taraflarda da ciddi ÖTV tarafında ciddi suspanse edilen ÖTV'nin ciddi zamlarını önümüzdeki günlerde göreceğiz gibi duruyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Gelelim haftalık analizlerimize. Dolar-TL tarafına baktığımızda ağırlıklı ortalamanın civarında bir bölgede, yani 9 günlük ağırlıklı ortalamanın civarında bir bölgede dolaşıyor. Burada açıkçası bayrakvari hareket hala devam ediyor. Şurada bir hareket vardı. Ardından yükseliş. Burada yine bir bayrakvari hareket. Ardından yükseliş. Tekrar bir bayrakvari hareket. Ardından yine maalesef ciddi bir yükseliş şeklinde kurgulanacak gibi duruyor senaryo. Ağırlıklı ortalamamız 25 lira 90 kuruşlarda. Dolar TL tarafında açıkçası bakıldığında hala ağırlıklı ortalamanın üstünde ve pozitif konumda devam ediyoruz. Yani 25-90'ların altında bir kapanış gelirse, ağırlıklı ortalamanın altında kalan bir kapanış gelirse tekrar geriye doğru bir revize güncellenebilir. Geriye doğru bir revize olabilir ama herhalde faiz kararına kadar tekrar bir yukarı yönlü fiyatlama olacak dolar TL tarafında da, bilginiz olsun arkadaşlar. Gram altın tarafına bakıldığında gram altın tarafında da benzer bir pozisyon. Yine dolar TL ile benzer bir pozisyonumuz var. Burada da sanki biraz daha erken gelen, yani ons bazında da hareketle birlikte daha erken alınmış bir gram tarafı görüyoruz. Gram altında da 1651'lerin üstünde tekrar ciddi bir fiyatlama, yani en azından 200 liralık bir marj oluşacak gibi duruyor. Yani 1650'lerde şu an. 1650'lerin üstünde kapanışlar herhalde 1850'lere doğru o marj boyu var. 1850'lere doğru gram altın tarafında taşıyacak gibi duruyor önümüzdeki süreçte, bilginiz olsun. Hala ağırlık ortalamasının üstünde pozitif konumda. Ons tarafına bakıldığında önemli bir dirence geldi. Bu direnç 1960 bölgesi. 1960 bölgelerinin üstünde ilk etapta yine 2000 bölgesi var. 1999. Daha üstünde 2065 ana direnci olarak karşımıza çıkacak. Ons tarafı güzel bir dönüş yaptı. Bence önümüzdeki günlerde Ons'da yukarı yönlü hareket hala devam edecek gibi duruyor. Şöyle bakıldığında tekrar MACD'nin sıfırın üstüne çıkmasıyla birlikte günlükte tekrar güçlü bir hareket görebiliriz diye düşünüyorum. Ons tarafında özellikle haftalıkta da yine MACD aşağıya doğru, yani trend yönünün aşağıya doğru olması gerekirken fiyatların yukarıya doğru hareketlenmesi bir pozitif uyumsuzluk şeklinde düşünülebilir. Ons tarafında da biz yine dolar TL tarafı da pozisyonunu açacak arkadaşlar için gram altın tarafının hem daha güvenli hem de daha ciddi hareketler yapılabileceğini, bunu yaklaşık olarak 2 senedir savunuyorum. Hala aynı savunma şeklinde devam ediyorum. Gram altın bence daha başarılı bir yatırım olacaktır diye düşünüyorum. Eğer illa dolar TL'ye yatırım yapacaksanız gram altın tarafını tercih etmeniz daha mantıklı olacak gibi duruyor arkadaşlar. Gelelim DAX tarafına. DAX tarafında yine geçtiğimiz hafta ağırlıklı ortalamanın altında kapanışlar vardı ama haftanın başından itibaren gerçekten güzel bir yükseliş oldu. Yine 9 günlük ağırlıklı ortalamasının üstüne ve pozitif bölgeye çıktı en azından kısa vadeli olarak. Önümüzde 1630 bölgesi var. Önemli bir direnç. 1630'ların üstünde yine yaklaşık olarak hemen hemen 900 puanlık bir marj oluşacak. O da 1700 17.200'lere kadar ciddi bir marş oluşabileceğini söyleyebilirim. 1600 16.300'lerin üstünde, 1630 diyoruz ama 16.300'lerin üstünde 17.200'lere kadar ciddi bir hareket gözlemleyebiliriz diye düşünüyorum DAX tarafında. Açıkçası şu 16.300'ler yine önemli olacak DAX tarafında ama bu bölgeyi de eğer yukarı kırıp tekrar üstünde kalmayı başarabilirse yukarıya doğru ciddi bir hareket açıkçası bekliyorum. Önümüzdeki süreçte 15.950 bölgesi var. Aşağıda destek olarak güzel bir destek olabileceğini düşünüyorum. Daha altında kapanışlarda tekrar negatif yönlü olarak aşağıya doğru revize edilir pozisyonlar. Yine 15.600'ler, daha altında da 15.100'lere kadar ciddi bir geri çekilme olabilir ama şu an bakıldığında ağırlıklı ortalamanın üstünde pozitif konumda olduğunu söyleyebilirim DAX tarafının. SP500 güzel bir hareketlilik var. Özellikle haftalık grafiklerde pozitif şekilde devam ediyor. Herhangi bir negatif durum söz konusu değil. Yukarıda ilk etapta 4590 bölgesi, daha üstünde 4700 bölgelerine kadar ciddi hareketliliğin devam edeceğini açıkçası SP500 tarafında bekliyoruz. Yani bundan sonraki süreçte ağırlıklı ortalamasının üstünde pozitif konu. Bundan sonraki süreçte sadece hedef bölgelere odaklanmak gerektiğini düşünüyorum. SP500 tarafında da herhangi bir sıkıntı yok. Ağırlıklı ortalamanın üstünde pozitif konumda yoluna devam ediyor arkadaşlar. Sürekli piyasadan şunu duyuyoruz. Yani hem Borsa İstanbul tarafında hem de yabancı endekslerde işte buradan verelim mi, şuradan verelim mi, oradan satış yapalım mı, buradan satış yapsak nasıl olur? Arkadaşlar bir trend borsalar tarafında yakalanır. Yani 200 günlük ağırlıklı ortalamaya kadar bir gevşemiş bir Borsa İstanbul 100 endeksi vardı. Geçtiğimiz dönemde işte seçim belirsizlikleri, biraz ekonomik belirsizlikler derken 200 günlük ağırlıklı ortalamaya kadar sert bir geri çekilme oldu. Şöyle göstereyim. Şu Borsa İstanbul 100 endeksinin döviz bazlı grafiği. Şu da TL bazlı grafik. TL bazlı grafikte şuraya bir 200 günlük ağırlıklı ortalamayı eklemek istiyorum. 100 günlük ağırlıklı ortalamayı çıkartalım olayın içinden. 200 günlük ağırlıklı ortalamanın oluştuğu bölgelerde, yani o pozisyon almak için güzel olan bölgelerde pozisyon aldıysanız, Borsa İstanbul 100 endeksi için söylüyorum. Bu bölgelerde pozisyon aldıysanız yani kar satışı için ben hala erken olduğunu düşünüyorum. Yani 6300'lerde şu kısa çanak dediğimiz bölgede belki bir kar satışı gelebilir demiştik. Geçtiğimiz hafta hani kar satışı gelebilir ki 3 gün üst üste denediler. Yani bir Salı günü, çarşamba, perşembe, pazartesi, salı, çarşamba, özellikle yine perşembe günü de ara ara kar satışları denediler seans içinde ama yani kar satışları bakıldığında hep cılız kaldı ve ardından daha şiddetli yukarı yönlü hareketler gelmeye devam etti. Açıkçası benim fikrimi soruyorsanız bence şu kısa ağırlıklı ortalama olan 9 günlük ağırlıklı ortalamanın altına gelmedikçe, altında kapanış yapılmadıkça kar satışları kar satışı olarak kalacak. Yani belki kar satışları daha da derinleşebilir. Yani 9 günlük ağırlıklı ortalamaya kadar hiç kar satışı yapmadılar ama hani 9 günlük ağırlıklı ortalamaya kadar bir kar satışı ardından tekrar yükseliş şeklinde de gözlemlenebilir bu. O yüzden çok da aceleci olmayın. Birçok arkadaşımız diyor hani artık kar realize etmenin zamanı gelmedi. Bence 9 günlük ağırlıklı ortalamanın altında kaldığında veya altına doğru hareketlendiğinde kar satışı yapmak daha mantıklı olacak. Çünkü yani o 200 günlük ağırlıklı ortalama civarında bir bölgeden pozisyon aldıysanız şu an gerçekten ciddi miktarda kârda olmanız gerekiyor ama şimdi ortalama bir borsa yatırımcısı, yani işte geçmişten günümüze kadar olayın içine dahil olduysanız, yani şu bölgelerde olayın içine dahil olduysanız, 2023'ün o birinci ayında olayın içine dahil olduysanız veya 2023'ün ikinci ayında tepe bölgelerde olayın içine dahil olduysanız, hani şu bölgeden ortalama yaptıysanız hani belki kâra geçmemiş olabilirsiniz. Portföy nezdinde kâra geçmişsinizdir ama kısmi olarak hisselerde kâra geçememiş olabilirsiniz. Kısmi olarak hisseniz hareket etmemiş olabilir. Bu yüzden ben diyorum ki 9 günlük ağırlıklı ortalamanın altında kalmadıkça çok da fazla satışkar olmayın. Bakıldığında hala endekste yukarı yönlü bir iştah var. Özellikle enflasyon tarafı önümüzdeki süreçte hala Türkiye'de enflasyon tarafı maalesef devam ediyor. Yani bu kısmi olarak Avrupa'da belki Avrupa ve Amerika'da baskılanmaya alınsa da Türkiye tarafında hala enflasyon önümüzdeki süreçte devam edecek gibi duruyor. En azından şu 3-5 aylık süreçte bu enflasyonun bir müddet daha devam edeceği duruyor. Devam edeceği gözlemleniyor. O yüzden çok da aceleci olmamak gerekli. Bence borsalar tarafının da hala gideceği yer var. Açıkçası benim fikrimi soruyorsanız şu an için 6300'ün altına gelmediği müddetçe ben yukarı yönlü hareketin tekrar devam edeceğini, bu geçtiğimiz dönemde oluşan o kısa çanak hedefinin bir tık üstte tekrar bir çanak hedefi olarak üst tarafa taşınacağını, yani 6900'lere kadar pozisyonun devam edebileceğini düşünüyorum önümüzdeki günlerde. Bakıldığında gayet güzel bir senaryo olduğu gözlemleniyor. Tabi burada 9 günlük ağırlıklı ortalama iz süren stopumuz olacak bizim. 9 günlük ağırlıklı ortalamanın altında bir kapanış gördüğümüzde artık pozisyonları tekrar negatife doğru revize edebiliriz ama şu an için hala pozitif süreçte devam ediyoruz. Gelelim bir de dolar bazlı göstergeye, dolar bazlı olarak bakalım. Dolar bazlı olarak 2 dolar 44 centlerde önemli bir direncimiz vardı. Bu direnci kırdık ve üstünde kapatmayı başardık. Yine bakıldığında şu bölgelere kadar, şurada kırmızıyla, özellikle kırmızı kareyle gösteriyorum, 2 dolar 60 centlere kadar herhalde bu pozisyon devam edecek önümüzdeki günlerde. 2 dolar 60 centlere geldiğinde tekrar bir endeks tarafında fikir istişaresi yaparız. 2 dolar 60 centlerin üzerine doğru eğer bir kırılım gelirse zaten ciddi bir yabancı girişi de borsalar tarafında gözlemleyebiliriz. Önümüzdeki süreç için söylüyorum. Bu arada Cumhurbaşkanı da ciddi görüşmeler olacak. Suudi Arabistan'la, Katar'la ve BAE ile çok ciddi görüşmeler olacak. Belki bu görüşmelerin altından neler çıkacak önümüzdeki günlerde bilmiyoruz. Ama ciddi bir beklenti var. Belki oralardan çok ciddi bir beklenti de oluşabilir Borsa İstanbul tarafına. Hani yabancı yatırımcı açısından önemli bir gündem var. Önümüzdeki süreçte, önümüzdeki haftada yabancı yatırımcı açısından önemli bir beklenti olduğunu söyleyebilirim. Borsa İstanbul tarafında, yine vadeli 30 tarafında da bakıldığında gerçekten güzel bir hareket olduğunu gözlemliyoruz. Vadeli 30 tarafında şöyle koyacağım. Belki de acaba diyorum vadeli 30 tarafında acaba hedef tamamlanmadı. O yüzden mi kar satışları gelmiyor? Vadeli 30 tarafında da şöyle bakıldığında hemen hemen şu bölgeye kadar, yani biraz daha Borsa İstanbul 100 endeksinden daha büyük bir hedef vardı. Şu 7700'lere kadar vadeli 30 tarafında açıkçası bir hedef oluşuyor. Şöyle koyduğumuzda, yani o küçük kısa çanak hedefi dediğimiz hedef 7700'lerde oluşuyor vadeli 30 tarafında. Yine vadeli 30 tarafında da 7700 bölgelerini önemli takip edeceğiz arkadaşlar. Şu an için bakıldığında 9 günlük ağırlıklı ortalama 7150 bölgelerinde vadeli 30 tarafında. Pazartesi günü itibariyle herhalde 7200'lere kadar kısa ağırlık ortalamada çıkar. Yani 7200'lerin altında vadeli 30 tarafında gözlenmesi gerekiyor. Borsa İstanbul 100 endeksinde de şöyle TL bazlı grafikleri açalım. 6300 bölgeleri önümüzdeki süreçte önemli olacak. Yani vadeli 30 tarafında 7200'lerin altında kapanışlar olmaması gerekiyor. Borsa İstanbul 100 endeksinde de 6300 altında kapanışlar negatif şeklinde kurgulanabilir ama şu an bakıldığında hepsi ağırlıklı ortalamanın üstüne pozitif konumda olduğunu söyleyebilirim. Gelelim Xbank tarafına. Xbank tarafında önemli bir direnç kırıldı geçtiğimiz hafta itibariyle. Yani şu bölge aslında önemli bir dirençti. 5400 bölgesi, hatta geçtiğimiz hafta yaptığım yayında 5400'lerin üzerine bir kapanış alırsak Xbank tarafında çok hızlı bir yükseliş gözlemleyebiliriz diye anlatmaya çalıştım. Gerçekten de bu hafta bakıldığında hızlı bir yükseliş gözlemlendi. Önümüzdeki hafta da bence bu yükseliş bir müddet daha devam edecektir diye düşünüyorum. En azından şu kısa çanak hedefi olan 6700'lere kadar açıkçası Xbank tarafında hareketin devam etmesini bekliyorum. Şöyle bir de kısa ağırlıklı ortalama koyalım. Kısa ağırlıklı ortalama da hala pozitif şekilde yukarı yönlü devam ediyor. Yani 200 günlük ağırlıklı ortalamanın oluştuğu bölgelerde pozisyon aldıysanız yeşili görüyorsunuz. Kısa ağırlıklı ortalama hiç sat bölgesine geçmemiş. Sürekli yükselen trendde hala devam ediyor. Yani kısa vade yükselen trendde ağırlıklı ortalamalar. Xbank tarafında da önümüzdeki haftada yine güzel bir hafta olacak. Tabii faiz kararına kadar bu hareketlilik devam eder. Faiz kararından gelen sonuçla tekrar bir masaya yatırırlar diye düşünüyorum. Belki faiz kararından sonra bankacılık sektörüne bir kar satışı gözlemlenebilir. Ama yine dikkatli bir şekilde izleyeceğiz. Belki faiz kararından sonra tekrar bankacılık sektöründe ciddi yabancı pozisyonları da gözlemlenebilir. Çünkü bankalar tarafında ikinci çeyrek karlılıklar yine çok çok yüksek geleceğini özellikle belirtmek istiyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Gelelim Bitcoin tarafına. Bitcoin'de geçtiğimiz hafta itibariyle herhangi bir değişiklik olmadı grafikte. Yani şurada Aşağıda 29.300, yukarıda 31.400'e sıkışan Bitcoin görüyoruz. Burada bariz bir bayrakvari bir hareket, bayrak hareketi dediğimiz hareket. Açıkçası 31.400'lerin üzerine doğru bir hareketlilik gelmesi gerekiyor. Burada SEC tarafından herhalde XRP tarafında bir dava süreci vardı. Orada XRP'nin haklı bulunması diyelim. Ardından ciddi bir coinler hareket geldi. Ardından tekrar bir kar satışı güncellendi coinler tarafında. Hem Bitcoin tarafı özellikle 31.400'lerin üstünde kalıcılık gelirse burada tahminimce indikatörleri yavaş yavaş soğutmaya çalışıyorlar. Yani o indikatörler, fiyat aslında 29.400-31.400 arasında ilerliyor ama indikatörler tarafına bakıldığında indikatör, yani o MACD dediğimiz indikatör aşağıya doğru gitmeye devam ediyor. Yani buna indikatör soğutma hareketi diyoruz biz. Ardından fiyat 31.400'lerin üstüne doğru çıktığında burada MACD'de bir kesişme, daha altta bir kesişme. Zaten haftalık olarak MACD'ye baktığımızda haftalık MACD pozitif pozisyonda, yani orta vade süreçte şu an için pozitif pozisyon oluşması gerekiyor. Yukarıya doğru ciddi bir hareket. Hani ilk etapta yine 34.700'ler, daha üstünde 37.000'ler, daha da üstünde 41.400'lere kadar çok ciddi bir hareket coinler tarafında da gözlemlenebilir diye düşünüyorum arkadaşlar. Dediğim gibi çok fazla kar satışlarına, yani kar satışlarını erken yapacağınıza bence biraz daha borsalar tarafında bekleyip, yani o marjları en azından kurtarmak, yani içinde bulunduğumuz o yükseliş trendinden olabildiğince fazlasıyla yararlanmak. Belki düşüşlerde hani sizin için ekstra bir %5'lik, yani aşağıya doğru %5'lik bir marj oluşabilir. %10'luk bir marj oluşabilir. Ağırlıklı ortalamanın altında kalacağı süreç içerisinde söylüyorum. Belki bir %10'luk, %5'lik, %10'luk bir karınızdan feragat edersiniz ama en azından elinizdeki hisseyi verdiğinizde tekrar pozisyonlar aşağıya doğru revize olduğunda geriye gelirken tekrar pozisyon açacağınızda verdiğiniz pozisyonu tekrar aşağıdan yerine koymak için güzel bir satış olur sizin için. Burada endeks yukarı giderken işte 4500'den harekete başladı. 5000 bölgesine satış yaptıysanız şu an baktığınızda endeks 6400 bölgelerinde, 5500'den satış yapsanız endeks yine 6400, 6300'den satış yapsanız endeks şu an 6400 bölgesinde. Yani verdiğiniz malı tekrar yukarıdan almak mecburiyetinde kalmayın diye ağırlıklı ortalamanın altında kaldığında en azından o ağırlıklı ortalamanın altında 1-2 gün daha hareket devam ediyor. Zaten çok ciddi bir satış gelecekse ağırlıklı ortalamanın altına geldiğinde çok ciddi satışlar gelmeye başlıyor. O yüzden çok aceleci olmayın. Kısa 9 günlük ağırlıklı ortalamanın altında kalmadan çok fazla satıcı olmayın. En azından ikinci çeyrek bilançolarını bekleyen arkadaşlar olabilir. İkinci çeyrek bilançolar da artık önümüzdeki süreçte, önümüzdeki günlerde gelmeye başlayacak arkadaşlar. İkinci çeyrek bilançolarda da birçok şirketimizde güzel bilançolar gelecek. Ama zaten o beklentiyi de borsalar tarafında yavaş yavaş aldıklarını düşünüyorum. Yani o gelecek iyi bilançoları borsalar tarafının önceden fiyatladığını düşünüyorum. Bilançolar artık gelmeye başladıkça belki borsalar tarafında ciddi kar satışları, hatta teknik bir düzeltme olabilir diye düşünüyorum. Ama tabii bu süreç için daha 2 haftalık, 1,5-2 haftalık bir zaman var diye düşünüyorum. Bilginiz olsun arkadaşlar. Çok aceleci olmayın. Hatta şunu da söyleyeyim. Sabırlıysanız, elinizde güzel ve çok çok uygun maliyetli hisseleriniz varsa, yani önümüzdeki süreçte artık ikinci ve üçüncü çeyrek bilançolar iyi geleceği için çok da aceleci olmanız size bir şey kazandıracağını düşünmüyorum ama sabır ederseniz ikinci ve üçüncü çeyrek bilançolarda iyi bilançolar geleceği için birçok senette, özellikle ihracatçı şirketler, yine elinde ciddi döviz bulunduran şirketlerde çok iyi bilançolar gelecek. Yine döviz anlaşması yapan birçok önümüzdeki, yani geçmişte işte o yenilenebilir enerji ekipmanları tarafında birçok yapılan anlaşmalar var. O şirketlerde de hep euro bazında veya dolar bazında yapılan anlaşmalar var. Orada da bilançolar geldiğinde çok ciddi bilanço büyümeleri göreceğimizi söyleyebilirim. O yüzden çok da aceleci olmayın. Güzel fiyatlanırken borsa içinde olmak, biraz karın üstünde sabırla beklemek gerekiyor diyeyim. Bayağı da uzattım. 20 dakikalık bir yayın oldu. Çok çok aceleci olmayın arkadaşlar. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Mutlu hafta sonları diliyorum her birinize. Kendinize iyi bakın. Videoyu daha sonra izleyen arkadaşlar kanalı beğenmeyi ve abone olmayı unutmazlarsa sevinirim. Görüşmek dileğiyle, saygılar, sevgiler, hürmetler. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.